Merhaba hanımlar. Hele Taş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle ansızın bir video çekmeye karar verdim. Yine daha önceki tam tarifini verdiğim bluz modelinden örüyorum. Bluzun tarifini hem kolunu hem de örülüşünün motifi hakkında videolarım var. Daha önce vermiştim onların tarifini. Şu örerken motif birleştirme kısmını da anlattım. Fakat şöyle çok uzun geçememiştim. Kısa kısa geçmek zorunda kalmıştım. Şöyle şimdi size örerken motif eklemeyi göstereceğim. Şimdi ben burada bluzum 8 motiften yan yana 8 motiften 4 ön 4 arka olmak üzere 8 motiften oluşuyor. Onun anlatmıştık. Şu anda ben 7 sırasını ördüm. 8. sırayı örüyorum. 8. sırayı örerken de motifimiz bir yandan iki taraftan da birbirini birleştiriyorum bir yandan da. Bakın şöyle motifimiz bluzumuz böyle şu şekilde şimdi örerken şunu burada 7 tane var 8. Cüyü bu araya ekleyeceğim için örerken burada bir birleştirme yapacağım hem motifimi öreceğim hem de bluzun iki tarafını birbirine eklemiş olacağız bunu nasıl yaptığımı şöyle kısacık bir video ile anlatmak istedim her zamanki gibi masa sandalye ışık falan çok fazla ayarlamadım gece modundayız şu anda Umarım ışığımız yeterli olur. Kızım da bana yardım ediyor. Kameramızı tutuyor. Ona da şimdiden teşekkür, teşekkür ediyorum. Biraz yorulacak ama ne yapalım. Şimdi şöyle anlatayım. Şu son sırada 1, 2, 3 motifi birleştirdim. Geldim geriye 3 motif kaldı. Burası omuzun üst kısmı olduğu için burada 6 motif olan sıradayız. Bir sonraki sıramız 5 motif normalde. Ben şu an 6 motif olan sıradayım. Bu üç taneyi ekledim, geldim, en son şunu örmüştüm, bunu örerek ekledim, örgümü bitirdim, motifimi bitirdim, geldim şurada, motifimiz normalde bitiyor zaten, şu kısımda bitmiş oluyor motifimiz. Şimdi hemen yanına bir sonraki motifi başlayıp üstüne ilerletmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız? Evet, motifimiz, bakın şu tam bir önceki tam orta merkez noktasında bitti motifimiz. Sık iğnelerimizi tamamladık. Şöyle net görünüyordur inşallah. Buradan şuradaki alttaki motifin sık iğnelerine batarak zincir kaydırma yaparak şuraya geçiyorum. Bakın geçtiğim yeri göstereyim. Buradaki motifi atlayacağım. Bunu yaptım en son. Şuraya atlayıp şu aradaki yani şuradaki iki motif arasında bulunan şu trabzanları yapmak için bu tarafa atlayacağım. Şimdi zincir kaydırmayla buraya geliyorum. Ama şu an dipteyim. Şuraya geldim. Şimdi bir sıra üstteki trabzana gidiyorum. Yine zincir kaydırma kullanıyorum. Evet, trabzana geldim. İpimi doladım. Buradan karşıya bir tane trabzan öreceğim. İpimi doladım. Karşıdaki motife batıyorum. Yani son yaptığım motif bu karşıdaki dediğim motif. Buna battım. Bir trabzanımı ördüm. Geldim. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle de göstereyim. Geldim. Yine zincir kaydırma yapıyorum. İki tane kaydırdım. Yine şu karşıya geçeceğim. Bu defa bunu yaptık sıra. Bundayız. İpimi doladım. Ona da batarak bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada 6 tane trabzan yapmam gerekiyor. Bu şekilde her trabzanın arasına bir kez batıyorum. 6 tane olacak. Bu ip biraz telleniyor. Örerken tel, teli de bir kaçırdım. Yakalamak için illaki sökmek gerekiyor. Evet. Dur dur. Evet şimdi 6 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. de normalde şurada bakın ilk sıralarda olduğu zaman 7. trabzana batıyoruz. Çünkü buradaki de Şuradaki geçişimiz bir trabzanın yerini geçmiş oluyor. O yüzden burada ara motiflerde 6 tane trabzan görünüyor. 6 trabzandan sonra 2 tane zincir kaydırma yapıp yukarıya çıktım. Şimdi geldim. Şurayı yapacağım. Şuradaki tek trabzanımızı yapacağız. Motifimize artık başlıyoruz. 1 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın şuradaki en sondaki trabzana bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Bu defa bakın bunu nereye tutturmam lazım? Karşıya tutturmam lazım. Karşıdaki motife hemen zincir kaydırmayla tutturdum. Bu şekilde. Şuradayım şu anda. Şimdi bunu eklerken bir sağdaki motife bir soldaki motife zincir kaydırmalarla tuttura tuttura gideceğiz. Yine iki tane zincir kaydırma yapıp biraz yukarıya çıkıyorum. 1, 2, şurada motifimizde ne var? 5 tane trabzanımız var. Yani şuradaki ilk bademin başlangıcını yapıyorum. Şu son yaptığım trabzan tepesine 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Bu defa geldim. Örgümü nereye tutturmam lazım? Bu tarafa. Burada uygun bir yere Buradaki aralıkları siz kendiniz elinize göre belirleyin. Ya bir tane ya iki tane atlayarak eklemelerinizi yapın. Şimdi tekrar zincir kaydırmayla iki tane zincir kaydırma yaptım. Yukarıya çıktım. Yani şimdi geleceğiz. Şurayı yapacağız. Burada 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi bir tane toplama var burada. Bir. Bu motifin yapılışı videomda var. Burayı es geçiyorum hanımlar. Sadece buradaki maksadım yanlardan ekleye ekleye nasıl gidiyoruz. Onu göstermek istiyorum size. Motifimizdeki gibi yine 4 zincirimi çektim. Şuradan yine iki tane atlıyorum. Zinciri buraya zincir kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şöyle, şimdi alta ben kitap koydum hanımlar net görebilmeniz için bu şekilde şu motifimizin şu kısma kadar geleceğiz. Şu ilk üç tanesini ilk üç tane demeyeyim de şunun motifin şu orta kısmını tamamlayacağız. Yani ilk önce kaç tane ekleme var? Bakın şu birinci bademin sağlı sollu ekledik. Sonra geleceğiz şurayı yapacağız. Burayı yaparken de yine sağlı sollu yandaki motifleri ekleyerek ilerleyeceğiz. Sonra geleceğiz motifimizin üçüncüde. Artık burada bir taraftan ekliyoruz. Bir tarafta ne yapıyorduk? Şuraları e, dönüyorduk. Yani şurada bir tekniğimiz vardı. Şunu yapıp burayı örmeden dönüyoruz. Sonra buradaki motifin tarifinde var. O şekilde ilerlete ilerlete geliyoruz. Biraz şu kısma kadar gelelim. Sonra ben size yeniden anlatacağım. Şimdi motifi oraya kadar tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar şimdi birkaç sıramı işledim. Şimdi 1, 2, 3 tane bademimizi yaptık. En son şuradaki motife, soldaki motife tutturmayı yaptım. Şu toplamaları yaptık. Ve buraya geldik. Buradaki son motifte hani bir teknik göstermiştim mi? O teknikle son toplamamı yaptım. Artık burada sağdaki e, motife, artık burada tutturmayacağız. E, sağdaki motifi, şu ort motifimizin şu orta kısmını bitirdikten sonra şuradan tutturmalara devam edeceğiz. Şimdi oraya o kısma kadar gel tamamlayıp onu da göstereceğim. Evet. Şimdi modeli, bakın şu orta kısmını yaptık modelimizin. Şimdi geldim bu defa. Şuradaki tutturmaları yapmaya bakın bir önceki motifte de görünüyor. Bakın şurayı yaptık geldik. Şimdi sağda bunu tutturup sık iğne için döneceğim. Sonra geleceğim. Burada tutturacağım sık iğneyi. Sık iğneyi tutturduktan sonra iki tane kayma yapıp bir sonraki şu kafes trabzanlar için iki tane kayma yapıp birazcık yukarıya çıkaracağım örgümü. Şimdi hemen şunu tutturmayı göstereyim. Bakın geldim. Neredeydim? Örgüm dönmüş. Bir dakika. Hemen bunu normal zincir kaydırmayla şöyle tutturuyorum. bir tane yine zincir kaydırıp bir zincir çekiyorum örgümü çevirip sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum şuradaki boşlukları dolmamız gereken sık iğne sayısı kadar doluyoruz şimdi bu sık iğneyi komple dolduracağım bu defa geleceğim şuraya tutturacağım yani sık iğneler bitince şurada tutturacağız Evet ilk sıranın sık iğnesini yaptım bakın geldim şurada burayı komple sık iğne doladık geldik sol taraftaki motife sık iğneyi hemen şuradan tutturuyorum sık iğnemizi tutturduktan sonra iki tane ya da üç tane artık siz şuradaki mesafeleri ayarlayın ona göre iki ya da üç tane zincir kaydırma yapıyorsunuz iki tane yapacağım ben. Bir iki zincirimi çektim. Şimdi bakın şurada da göstereyim şu motif olduğunu düşünürsek geldim şurada sık iğnemi tutturdum şuraya yukarıya çıktım iki zincir çektim şuradaki ilk sıra trabzanlarımı yapacağım ilk sıra trabzanlarımı hemen şöyle başlıyorum aralarda iki zincir çekiyorduk Alttan bir sık iğne atlayıp ikinciye batıyoruz. Bu şekilde Sıramızı tamamlayacağız. Geleceğiz sonra Burayı tutturacağız. Burayı tutturma işlemi yaptıktan sonra sık iğnesini yapacağız. Geleceğiz burada tutturacağız. Daha sonra tekrar yukarı çıkıp ikinci sıra için e, trabzanlarımızı yapmaya başlayacağız. Burayı da yapıp tamamladıktan sonra Şuradaki en son Sık iğneyi geçerken artık Şuraya gelmiş oluyoruz. Yani şu kısma gelmiş oluyoruz son sık iğnede. Burada da bir şekilde ekleme yapmamız gerekiyor. Bunu buraya birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi oraya kadar örüp gelelim. Burayı nasıl birleştirdiğimi de anlatacağım. Evet şimdi son sırayı da yaptım. Dediğim gibi sık iğne sırasına geldim. Şimdi bu sık iğneleri yaparken bir yandan da ne dedik şuradaki trabzanlara birleştireceğiz. Evet. Şimdi ilk önce şu iki tane ilk boşluğa iki tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra Evet, iki tane sık iğnemizi yaptık. Şuradaki bakın e şu ilk trabzana yine zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Sonra dönüyorum. Bir sonraki boşluğun iki tane sık iğnesini yapıyorum. Sonra tekrar sıradaki trabzana zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi şuradaki aralarda kaç sık iğne yaptıysanız siz belki farklı sayılarda yapmış olabilirsiniz. Araları yapın şu tepelerden ben bu şekilde tutturmalar yapıyorum. bu sırayı bu şekilde bakın nereye kadar birleştirmemiz lazım bu şekilde. Bir önceki motife bakarak takip edebilirsiniz. Mesela neredeyiz şu anda? Şuradayım. Şurayı birleştirdim. Şurada birkaç taneyi birleştirdim. Üç tane mi dört tane birleştirdim. Bakın buradaki bir üstteki motifin de kenarları birleşecek. Ve gelecek şuradaki e, trabzanları da birleştireceğiz. Yani burada da gösterecek olursak bakın şunlar bunları hep birleştire birleştire gideceğiz. Nereye kadar birleştireceğiz? Tam orta noktamıza kadar birleştireceğiz. Bakın şurada tam merkezimiz burası. Şuradaki şuradan gelen sık iğne sıramız tam merkezdeki trabzana birleşmesi lazım. O yüzden ben bunu böyle bir ilmek tutucuyla tutturuyorum ilk önce. Şöyle tutturuyorum aradaki boşlukları kendim duruşuna göre ayarlıyorum. Mesela 2 sık iğne de bir, 3 sık iğne de bir. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan tutturmalar. Bu taraflara sık iğne, karşı taraflara zincir kaydırma yaparak burayı komple tutturacağız. Şimdi bunu tamamlayıp bir sonraki kısmı anlatacağım. Evet. Evet, şimdi bu kısmı da sık iğnemiz geçerken birleştirdim. Bakın bunu buradaki boşluğu, genişliği siz elinize göre ayarlayacaksınız. Bu buraya denk gelecek şekilde birleştirmenizi yapacaksınız. Şimdi bu tarafı birleştirdik. Geldik bu tarafta. Bu tarafta şu an için bir birleştirmemiz yok. Burayı normal sık iğnemizi aşağıya kadar ineceğiz. Bakın şuradan da göstereyim. Şu anda buradayız. Şuradayız. Şuradan normal sık iğnelerimizi yapacağız. Aşağı ineceğiz. Sonra bir sonraki motife atlayıp şuradaki başlangıçta yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. Yani videoyu ilk başlattığım noktaya gelmiş olacağız. Hemen artık bu sık iğneyi tamamlamama gerek yok. Bundan sonrası dediğim gibi başlangıç videonun başındaki gibi yani şu sık iğneleri bitirdikten sonra şuradan iki tane kaydırma yapıp Buraya geçiyorsunuz. İlk şu aradaki trabzanları yapıyoruz. Sonra şuradaki motifimizi kurmaya başlıyoruz. Evet hanımlar. Şimdi ben bu mini videomda aslında pek de mini olmadı. Yine bayağı bir sürmüştür herhalde. Ama şöyle apar topar bir anda karar verdim bu videoyu çekmeye. Aklımda yoktu aslında. Şuradaki birleştirmemizi anlatmaya çalıştım. Şu kitabı tekrar koyayım altına. Net görünebilmesi için. Yani bu şekilde örerken birleştirme nasıl oluyor diye çok soruluyordu. Hem tek yönlü de yapabilirsiniz bunu. Çift yönlü ben şu anda iki tarafı birbirine birleştirdiğim için çift yönlü olan kısmı anladım. Tabi bunun tek yönlüsünde de mesela şöyle bu motifi yaptınız. Geliyorsunuz şurada normal sık iğnenizi tamamlıyorsunuz. Bu sık iğneyi tamamladıktan sonra şuradaki işlemleri yapıyorsunuz. Buradan karşıya trabzanlar yaparak şuradan sadece bir tane motif çıkartıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Yani şu tarafı yok farz edersek. Yani ilk 7 sırada tek yönü yapmanız gerekiyor zaten. Şu anda ben 8. arada olduğum için çift yönlü anlattım. Bakın tek yönlü yaparsanız buradan geliyoruz. Motifimizi işliyoruz işliyoruz. Şurada bir iki tutturma yapıyoruz. Ondan sonra burayı normal örmüş oluyoruz. Evet hanımlar umarım yardımcı olabilmişimdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olacaksınız. Hoşçakalın hanımlar.